Ordu Fındığı Avrupa'da Why Not Gurbetçi'yi sunar. Efendim Gurbetçi programında bu kez Fransa'dayız. Strasbourg şehrinde gerçekten girdiğimizde gurur duyduğumuz hem kurumsal hem büyük bir firmadayız. Firmanın yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Tantu bizlerle birlikte. Hem biraz firmayı konuşacağız, buradaki faaliyetlerini değerlendireceğiz. Hem de Ordu'yu değerlendireceğiz çünkü Ordu'lu, Ordu'nun yetiştirdiği önemli isimlerden birisi. Ordu'da olup Fransa'da önemli işlere imza atan birisi Mustafa Bey ile birlikteyiz şu anda. Efendim öncelikle çok teşekkür ederiz bizi burada ağırladığınız için. Hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Bizi buraya gelip buraya bizi gördüğünüz için. Görevimiz. Sağ olun. Mustafa Bey öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kaç yılında dünyaya geldiniz? Fransa'ya ne zaman geldiniz? Bu konuları öğrenmek istiyoruz. Ben 1974 doğumluyum. Fransa'ya 83'te geldik. Babam bizi getirdi yani daha doğrusu. O bizden 2 sene önce gelmişti 81'de. Şirketi kurduğu senede 83 senesindeydi. O yıldan beri şirket açık yani. Babamın şirketiydi. 89'dan sonra ben şirkette çalışmaya başladım. O yıldan beri buradayız. 2003'te babam dedi ben yeter artık şirketi bırakıyorum. Türkiye'ye döneceğim. Ve 83'ten beri kardeşim Yasin ve amcamın oğlu İlhan'la beraber bu zamana kadar geldik yani. Ordu'nun Ünye ilçesindesiniz. Ordu'nun Ünye, Kumru, Ergen köyündeniz. Daha doğrusu. Mustafa Bey, biraz önce şirketi konuşup ardından daha sonra Ordu'yu konuşmak istiyorum. Ve öncelikle şunu sormak istiyorum. Tantu şirketi hangi alanlarda, hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor? Bu konu hakkında bilgi almak istiyoruz. Şirket ilk başta babam kurduğu senelerinde, yani 83'lerde kurulduğu zamanları, kurulduğunda sadece dış cephe üzerine kurulmuştu. İleri zamana doğru ben şirkete girdikten sonra, tabii değişik dallarda atılmak zorunda kaldık. Çünkü kışın iş yapamıyorduk burada. Kışın çok uzun süre kış oluyordu. Onun için dış cephe zor olduğu için iç onarımlarına başladım ben şirkete geldikten sonra. İç onarımdan sonra dış onarımına geçtik. Dış onarımdan sonra müstakil evler yapmaya başladık. Çatısını, cephesini, hava işçiliğini. Bu şekilde bu zamana kadar geldik yani. Şu an kaç çalışan var? Şu an 48 tane elemanla beraber çalışıyoruz. Yani aşağı yukarı bir de 15-20 tane de taşıran dış arkadaşlar, şirketlerle beraber, taşıran şirketlerle beraber çalışıyoruz. Strasbourg şehrinde faaliyet gösteriyoruz. Biz Strasbourg bölgesindeyiz. Evet. 67, 68, 57 çevresine doğru çıkıyoruz yani 57 bölgesine doğru. Ama genelde Strasbourg alanlarında yani bizim şirketin aşağı yukarı 100 kilometre çapında iş yapıyoruz yani her dalda. Şunu soracağım hani bir başarı öyküsü aslında bu. Hani dış cepheyle başlayıp daha sonra bugünlere gelmek ve böyle kurumsal bir yapıya sahip olabilmek. Bu başarı basamakları nasıl oldu? Buraya tırmanmak nasıl oldu? Bize biraz anlatabilir misiniz? Buraya tırmanmak tabii çok basit olmadı. Çok zor oldu. Tantu şirketi ilk başta izolasyon yani cephe işi olduğu için ondan sonra biz
değişik kanallarda müşteriler bize sunumlarda bulundu. Bizim müşterilerimiz %95'i şahsi müşteri. Yani müşteri bize geliyor, biz onlara iş yapıyoruz. Onun için müşteri bize iş sordukça ben hep yok demedim, her şeyi yapmaya çalıştım. Yaptıkça da büyüdükçe de bu sefer değişik değişik kanallarda yani değişik değişik bölümlerde iş yapmak zorunda kaldık. Arkadaşlar var, her bölümde değişik değişik arkadaş var yani. Cepheci gidip de kaba işçilik yapmıyor ya da kaba inşaatçı gidip de çatı yapmıyor ya da çatıcı cephe yapmıyor, anladınız mı? Her daldan değişik alanlarda elemanlarımız da bulunuyor yani. Şunu merak ediyorum, Strasbourg şehrinde mesela kurallar nasıl? Örnek veriyorum, tarihi bir evi restore edebiliyor muyuz? Mesela evi restore edebilmek için nasıl bir şey yapılması lazım? Kurallar, kaideler öğrenmek istiyorsunuz. Mecbur kurumlardan geçmek zorundasınız. Bir onarım yapabilmek için eski binaları, yani eski halini bırakıp onun aynı şekilde yapmak üzere şey veriyorlar yani, onarım kaydı veriyorlar. Yoksa İstemiyorlar yani. Fransızlar mesela mecbursun yani o şeyde. Yeni binalar oluyor mu mesela? Yeni sıfır binalar? Yeni binalarda biz büyük binalara katılmıyoruz. Genelde müstakil evlerde iş yapıyoruz. Yani müşterimiz müstakil. Yani adam villasını yaptırmak istiyor ya da bir çıkıntı yapmak istiyor. O şekilde bütün yani değişik dallarda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Şunu merak ediyorum. Tüm dünyada aslında etkileyen bir durum var. Gerek Rusya-Ukrayna savaşı, gerekse yaşanan pandemi. Sektörü nasıl, bir darbe vurdu mu, etkiledi mi, nasıl oldu izleri merak ediyorum açıkçası. Sektöre darbe vurdu. Mecburen fiyatlar yükseldi. Alış fiyatlarımız çok yükseldi. Yani hattından fazla yükseldi. Biz mesela şimdi aşağı yukarı 8-10 ay önceden iş alınmış oluyor. Şimdi fiyatlar yükseldiği zaman müşteriye bu sefer aynı şekilde yansıtamıyoruz. Yansıtamadığımız gibi bu sefer ne oluyor? Bizim cebimizden gidiyor. Ama bu gerçekten çok felaket şekilde yükselme vardı yani. Ne derler, yükselme derken fiyatların artışı çoktu yani. Sosyal sorumluluk projelerinde de varsınız. Strasbourg şehrinin bir futbol takımı var. Evet. Oraya da sponsorsunuz ki bu sene de takım da iyi gidiyor aslında. Paris Saint Germain 2 puan fark var arasında ve 8. sırada. Sponsorluk hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Ya orası da aynı işte, müşteriye hitap etmek için, müşteri bizi görmesi için o Strasbourg futbol takımına, yani 1. lige sponsor olduk. Allah'a şükür. Yani nasıl anlatayım? Biz gurur duyduk. Orada Türk ismini görünce biz o stadyumda olsun, sahada olsun gurur duyuyoruz açıkçası. Evet, gurur verici bir şey zaten. Yani insanlar gördüğü zaman hemen arıyor. Seni şurada gördük, burada gördük, televizyonda gördük ama tabii onlar da yani basit çıkılmadı onlara. Çabalayaraktan çıktık. Ama bu bizim reklamımız bir yerde aynı anda. Reklam yapmak zorundayız. Müşteriler bizi bu şekilde görüyor, evet. Bu şekilde çağırıyor. Yani diyor valla bize iş yapabilir misiniz diye. Orada görüyor. Oraya sponsor olduysan demek ki iş sağlam bir şirketsin. Sağlam şirket olduğun zaman daha da avantajlı işler alabiliyoruz yani. Şunu merak ediyorum Mustafa Bey. Şimdi siz başarıya ulaşmış bir iş insanısınız burada. Şu an iş yerine başlayan olabiliriz. Kendi sektörüne, yeni bir sektöre girmiş olan Türk iş insanları olabilir. Sadece Fransa'da da değil, Almanya'da, Avusturya'da, başka ülkelerde. Onlara ne önerirsiniz? Başarıyı yakalamak için ne yapmaları lazım? Özellikle Fransa'dakiler bazında konuşayım. Başarıya ulaşmaları için çok çalışmaları lazım. Altyapıyı sağlam yapmaları lazım. Küçükten, yani hani derler ya, ağaç küçükken doğrultulur yoksa eğrilir. Onun için küçükten çok çalışmak lazım. Çok çalışmadan olmuyor yani. Bu böyle ben bugün gezeyim, yarın çalışayım, yarından sonra gezeyim, sabahleyin kalkmayayım, akşamleyin yatmayayım. Olmuyor yani, mecbur düzenli şekilde çalışmaları lazım. Her şeye sıkı sarılmaları lazım. Bir de Avrupa ülkesindesin, yabancı bir ülkedesin. Mecburen sen yani iki şirketin arasında seçenek yapmaları gerektiği zaman
İlla ki senin üstünlüğün, daha üstün bir iş yapabilmen için seni daha üstün seçiyorlar yani. Öyle sen hemen yani bu şekilde atlayamıyorsun yani. İkinci derecede seçiliyorsun bazen. Maalesef yurt dışında yaşıyoruz yani. Biraz da ben Mustafa Tant'ın özel hayatını merak ediyorum. Özellikle orduyla olan ilişkisini merak ediyorum. Ne sıklıkla orduya gidebiliyorsunuz? Ya orduya senede 4-5 defa köyüme çok gidiyorum. Çok güzel, çok güzel. Annemin babamın ellerini öpmeye gidiyorum mecburen. Senede 4-5 defa öyle gidiyorum. İstanbul, başka ülkelere yani başka şehirlere de gidiyorum İstanbul'a ama genelde 4-5 defa orduya köyüme giderim yani senede. Babanızı soracağım. Mesela burada bir şirket kurmuş, şirket bir yere gelmiş. O size bırakıp Türkiye'ye dönmüş. Mutlu mu hiç? Yani nasıl bir hayat yaşıyor şu anda? Onu aslında ona sormak lazım ama. Tabii bence mutludur illa ki. Size güvenip bırakması açısından oldukça sizin için evet, gurur verici olmalı. Gurur normalde gururlu olması lazım. Yani şirket 3 kişiden 50 kişiye yakın ilişkili arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Sağ olsun bizi buraya getirdiği, bizi yani bir yön gösterdiği. Bu şekilde çalışmayı öğretti yani daha doğrusu bize. Şunu soracağım. Ordu deyince aklınıza gelen ilk üç şeyi merak ediyorum. Ne geliyor aklınıza? Köyüm geliyor. Kumru köyünüz. Bizim fındıklar var biliyorsunuz. Fındık 2. Evet. Bir de sahilimiz, köyümüz aynı anda iki şeyi aynı anda yaşayabilmek güzel bir şey. Yani bizim ordumuz çok güzel. Kesinlikle. Peki şunu soracağım. Siz burada dünyanın birçok yerine gittiniz aslında. Şehircilik örneklerini gördünüz. Burada da yaşıyorsunuz. Fransa'nın şehir örneklerine hakimsiniz. İşiniz hayatıyla mimariyle daha çok hakimsiniz. Türkiye'deki gelişimi nasıl buluyorsunuz? Ordu'daki gelişimi nasıl buluyorsunuz son yıllarda? Son yıllarda Türkiye çok gelişmiş şekilde görüyorum ben. Bilmiyorum artık yani sürekli gidip geldiğim için değişiklikleri görüyoruz. İlla ki bu enflasyonun yükselmesi falan bunlardan ben bahsedemem. Aslında şeylere giremem ama Türkiye'nin geliştiğini görüyorum yani. Gerçekten gelişen bir ülkeler. Çoğu ülkelere gittim mesela. Bazı ülkeler var çok duyulmuş bir ülke. Yani bizim Türkiye kadar gelişmemiş yani. Türkiye'ye gittiğinizde ne hissediyorsunuz? Sonuçta mesela Karayolu'da gittiğinizde o bayram, Kapıkule bayrağı gördüğünüzde. Fransız'da duymasın da Türkiye'ye gittiğim zaman evimde hissediyorum ben kendimi. İstanbul'a yani havaalanına indiğin an insan değişik bir, insana bir duygu veriyor yani. Gerçekten ben gurur duyuyorum daha doğrusu. Gurbetteki, sonuçta gurbettesiniz küçük yaşlardan itibaren en acı anınızı sormak istiyorum. En acı an işte çok şeydi o. Ben 16 yaşındayken bir tane erkek kardeşim vardı. O Türkiye orduya daha doğrusu köye tatile gitmişti. Biz de gidecektik ama bizden önce gitmişlerdi onlar. Yani onun acı haberi geldi. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Mecbur onu yani oraya gitmek çok uzundu yani. Yol bir türlü bitmezdi. Halbuki her zaman gittiğimiz yerler olduğu için. Ama yolu bitiremedim bir türlü. O acıydı benim için. En mutlu anınızı soracak olsam, sizi burada en mutlu eden anınız neydi? Çoktur belki ama. Çok şeyler var yani mutluyuz. İşimiz var, gücümüz var, çalışıyoruz. Kimseye muhtaç değiliz Allah'a şükür. Yani elimizden geldiği kadar herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Yani her şey gurur verici bir şey. Yani bir insana az bir şey yardım edebiliyorsan, yani birilerini bir yere getirtirebiliyorsan bence güzel bir şey. Kesinlikle öyle. Şunu da sormak istiyorum. Strasbourg'da bir marka burası. Strasbourg futbol takımının sponsorları arasında yer olabilecek bir marka burası. Mesela büyütme faaliyetleriniz de devam ediyor. Şu an bulunduğumuz alanın sol bölümünde herhalde yeni bir yer yapılıyor. Şirketin hedeflerini merak ediyorum önümüzdeki süreçle alakalı. Ya şirketin hedefleri yani nasıl anlatayım? Şu an bazı şeyleri yapıyoruz ama yani bir iki ay içinde yeni bir projeye başlayacağız. Yani çatı panel, yani güneş enerjisini yapmaya başlayacağız. Onun için de bizim yan taraftaki
stok yani depoya ihtiyacımız var. Yani malzemeleri daha fazla alabilmemiz için, ucuza alabilmek için, stok yapabilmemiz için. Onun için yani şu anki şirketin cirosu aşağı yukarı 10 milyon üzerinde, 10'dan 11 milyon üzerinde. Bunu 2028'de 20 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Yapabilirsek ne mutlu bize. İnşallah olur. Yapamazsak da işte herkesten Allah razı olsun diyelim ne diyelim. Yani elimizden geleni yapmaya çalışacağız. O şekilde yürümeye çalışıyoruz yani. İnşallah biz daha farklı yerlerde, daha güzel yerlerde görmek istiyoruz. Öncelikli olarak sizi tebrik ediyoruz şu andaki mevcut konumdan ötürü. Çok sağ olun. Belki bir gün Paris Saint Germain'in formasında, belki bir gün daha farklı, belki bir gün Türkiye'de farklı bir takım formasında Tantu'yu da görmek istiyoruz. Onu ifade edelim. İnşallah olursa neden olmasın? Ama işte Türkiye'de şimdiki yani benim burada reklam amaçlı yaptığım için Türkiye'de de iş kurmam lazım. Türkiye'de iş kurduktan sonra neden olmasın? Ama Türkiye'de iş kurmadıktan sonra onun pek anlamı yok bence. Yani benim burada bizim amacımız tabii Türk firması olaraktan görünen bir şey, güzel bir şey ama yani amacımız reklam tabii bir yerde de. Mustafa Bey, ben kamerayı size bırakmak istiyorum. Buradan orduya, Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Belki selam yollamak istersiniz, belki farklı şeyler söylemek istersiniz. Buyurun kamera sizin. Merhaba Türkiye. Buradan Fransa'dan, Strasbourg bölgesinden Türkiye'ye bütün selamlarımı yolluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Ben teşekkür ederim. Efendim bugün Mustafa Tantu ile birlikte olduk. Şu an Tantu şirketindeyiz. Burası Türk bir şirket. Fransa'nın Strasbourg şehrinde, Strasbourg'da hizmet eden kurumsal oldukça da büyük bir şirketten bahsediyoruz. Onur verici bir şirket çünkü sahipleri Türk, ordular ve burada 2000'li yılların başında başladıkları serüveni, 3 kişiyle başladıkları serüveni 50 işçiye kadar çıkarmış durumdalar. Buradaki hikayelerimizde Fransa'daki gurbetçilerimizin hikayesiyle gurbetçi programı devam edecek. Efendim Tantu şirketindeyiz. Demin Mustafa Bey ile söyleşi gerçekleştirmiştik. Şimdi şirketin ortaklarından, yönetim kurulu üyelerinden Yasin Tantu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sizi tanımak isteriz öncelikle. Kaç yaşındasınız, kaç yıldır buradasınız onları öğrenmek istiyoruz. Yaşım 39. 18 yaşından beri meslek okulu ile beraber burada başlamıştım. 20 yaşında falan 2 sene sonra işte şirkete %100 dahil oldum. 19 seneden beri de işte şirkette kademe kademe ilerliyoruz. Ne mutlu. Şunu soracağım. Bak dönüp baktığımızda çok büyük ve kurumsal bir şirketle karşı karşıyayız. Strasbourg'da bir Türk şirketi, bir ordulu şirket bizi ayrıca gururlandırıyor. Nasıl geldi firma bugünlere? Firma nasıl geldi? Babamın sayesinde geldi. Babam 83 yılında babam açmıştı şirketi. İşte sonra ufak ufak abim girmişti şirkete. Ondan sonra onun peşinden birkaç eleman vardı. Ondan sonra işte 1996'da pardon ben geldim işte meslekle, okul mesleğiyle. Ondan sonra babam şirketi tamamen bize devretti. 2000 yılında. 2000 yılından sonra işte biz de kademe kademe İşte eleman ekleyerek, işte malzeme yatırımı yaparak falan filan derken öyle bayağı bir ilerlemeye başardık. Bu devi, bu sahneye geldik. (Gülüyor)
şunu merak ediyorum. 2000 yılında baba sizi bırakıyor. Tabii ki çok büyük bir yük bu. Bir yandan da aslında başarı getirmiş. Çünkü şirket 3 kişiden başlamış, 50 kişiye gitmiş. O yük, stres nasıldı 2000'li yılların başında şirket size kaldığında ve bugün geldiğiniz noktadaki başarınızı merak ediyorum. 2000 yılında o kadar bir belirli bir yük falan yoktu yani aslında. Çünkü sistem oturmuştu. Ondan sonra biz işte yatırım yapmaya başladığımız andan itibaren ufak ufak ondan sonra elemanları çoğaltmaya çalıştık falan filan derken yani oradan dolayı ondan sonra bayağı bir stres yaşadık bu döneme kadar. Yani her sene yatırım, ondan sonra eleman eklemek. Şirketi büyüttü. Büyüttükçe de işte biz bir strese girdik dolayısıyla. Öyle yani. 40. yıl bu yıl. Ne anlam ifade ediyor 40. yıl sizin için? Çok önemli bir yıl, 40. yıl bizim için. 40 sene bir şirket yani ilerledikçe yükseldik. Başarımız şu an var. Bakalım günler ne bekliyor. 40. yıl bizim için çok önemli. Nice 40 yıllara diyoruz o zaman. Şunu da merak ediyorum. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da varsınız. Özellikle Strasbourg şehrinin bir futbol takımı var. Lig 1'de evet, mücadele ediyor. Evet. Bu an programı çektiğimiz an itibariyle de Paris Saint-Germain arasında 2 puan fark var. İyi de gidiyor bu sene. Evet. O takımın sırtında bir Türk firması olarak yer almak, Ordu firma olarak yer almak nasıl bir duygu? Çok iyi bir duygu çünkü bunu yapan pek kişi yok. Bizim için çok önemli, müşterilerimiz için. Onlara öyle yerlerde işte avanta göstermek, işte hep beraber maçlara gitmek, izlemek bizim için çok iyi bir şey. O Racing dediğimiz kulübünde sponsor olmak bizim için çok gururlu bir sponsor. Sektörü konuşmak istiyorum biraz. Özellikle son dönemlerde pandemiydi, Rusya-Ukrayna savaşıydı, herhangi bir daralma, fiyatlarda artış ya da farklı durum söz konusu oldu mu? Evet, oldu. Bu zaten bu ekonomik krizi herhalde bütün Avrupa yaşadı genel olarak. Bizim işte malzemelerde fiyat artışımız anında %20, %30, %60. Bizim çalıştığımız müşterilerin %80'i 6 ay önceden, 8 ay önceden, 1 sene önceden anlaşılmış anlaşmalar, imzalanmış anlaşmalar. Şimdi birden bu artışlar olduğu için bir dönem bir hafif bir zorluk çektik yani. Çünkü müşteriler anlaşılmıştı, imzalar atılmıştı ama maliyet artmıştı. Bu maliyeti de ekleyemedik yani müşterilere. Yani çoğuna ekleyemedik. Yani ufak tefek bir zorluklar çektik o dönemde. Mimari değerlendirmenizi isteyeceğim. Mesela burada insanlar daha çok eski evlerini onarıyor. Yeni evlerden ziyade bunu onarıyor. Mesela Türkiye'de hep yeni evler dikiliyor. Evet. İki ülkeyi karşılaştırmanızı rica edeceğim. Türkiye'de eskide de çok yatırım yapıyorlar. Yeni de var ama burada mesela yeni inşaat sektörü %60 kadar falan düştü. Yeni inşaat sektörü. O yüzden biz yeni eski inşaatlarda daha fazla çok şey tadilatlarda daha çok çalışıyoruz. Zaten bizim en çok sevdiğimiz de tadilatlar yani. Çünkü eski bir ev tamamen onarım yapmak, tamamen değiştirmek bizim için güzel bir misyon yani. İleriye dönük hedeflerinizi sormak istiyorum. Mustafa Bey inşallah önümüzdeki yıllarda özellikle 2028'de 20 milyon euro bir ciro hedeflediklerini ifade etti. Nasıl bir gelecek bekliyor bu firmayı? Gelecek nasıl bir gelecek bekliyor tam orasını biz de bilemiyoruz ama amacımız yükselmek. Evet 20 milyon, 20-25 milyon
civarına çıkmak istiyoruz. Aklımızda var birkaç proje. Değişik şeyler eklemek. Yine inşaat sektöründe elemanları çoğaltmak, 20 kişi daha falan almak istiyoruz. Bakalım. Bunları başarırsak İnşallah olur. Hedefimize ulaşabiliriz diye düşünüyoruz. İnşallah ulaşırsınız diye bizler de temenni ediyoruz. Biraz özel hayatınıza gelmek istiyorum. Ordu ile olan ilişkinize gelmek istiyorum. Öncelikli olarak ordu denilince aklınıza gelen ilk üç şeyi merak ediyorum. Bu fındık olur, deniz olur, kivi olur, başka bir şey olur. Sizin aklınıza ne geliyor? Valla ordu dediğimiz zaman ilk önce aklıma ne geliyor? Annem babam geliyor çünkü annem babam orada. Aile diyorum biraz ama. Evet, aile. Ondan sonra memleketimiz yani yerimiz, her sene 2-3 defa gittiğimiz yer. İnsan ister istemez özlüyor yani orayı. Ondan sonra işte fındığıydı, deniziydi derken öyle hepsi bir arada. Ne sıklıkla gidiyorsunuz? Gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Bize oradaki bir gününüzü anlatır mısınız? Ya Ordu'ya gittiğim zaman genellikle annem babamla vakit geçirmeye çalışıyorum. Onların çoğunlukla onlar için gittiğim için. Ondan sonra işte biraz kendimiz ufak tefek bir tatiller yapıyoruz. Evet, Ordu'ya gidiyoruz, Ünye'ye gidiyoruz. Trabzon'du, Giresun'du, Samsun'du. Öyle geziyoruz yani Ordu bölgeyi. Çocuklar memnun orada. Çocuklar çok memnun, evet. Senede iki defa gidiyorum çocuklarla. Tek başıma bir 4-5 defa gitmeye çalışıyorum senede. Ne mutlu ya oradan kopmamanız. Yani evet. Alt kuşaklara bunları hissettirmeniz, bakın bizim yurdumuz, vatanımız burası demeniz gerçekten çok önemli. Onların da Türkiye'ye bağlılığı bakımından. Şunu merak ediyorum. Biraz da gurbeti konuşacak olursak. Burada aklınıza gelen, size en çok üzen bir olay var mıydı? En acı anınızı sorsam gurbette. Belki birden çoktur, belki birden azdır, bilmiyorum ama. Ya acı anım aslında yok yani. Burada doğma büyümeyiz. Ben burada doğma büyümeyim. Memleketimi özlüyorum. Özlediğim zaman da kalkıp gidiyorum, geri geliyorum. Yani hayatımın iki ülkede değişmesi beni memnun ediyor. Yani pek şey değilim yani, şikayetçi değilim diyelim. En mutlu anınızı sorayım o zaman. Sizi burada en mutlu eden olay neydi? Belki o da birden çoktur ama aklınıza gelen var mı şu an? Aklıma gelen en mutlu anım. Şimdi bir tüyo vereyim. Çocuk deseniz hani iki taneyse eğer biri deseniz diğeri ya, sıkıntı olur. En mutlu anım yuva olabilir yani. Bir eş, bir çocuk diyelim icabında. En mutlu anım bu yani. Ondan sonra başarımız. Yabancı ülkedeyiz. Burada doğma büyüme olmuş olsam bile yabancı bir ülkedeyiz. İşte nasıl desem başarılarımız için. Yaptığımız başarılar için mutluyuz yani, çok mutluyuz hatta. Bu arada eşiniz de Fransız. Evet. Nasıl oldu evdeki, mesela nasıl anlaşıyorsunuz, çocuklar nasıl, onları merak ediyorum. Hani Fransız bir kadın evlisiniz, ilişkiler nasıl oluyor? Vallahi çok mutluyuz. Aramızdaki ilişki çok iyi yani. Bizim yörelere göre hep ayak uyum sağlayan, böyle hiç zorluk çekmeden, çocuklarımızı da iki türlü, iki kültürlü bir şekilde her şeyi öğretmeye çalışıyoruz. Bir sıkıntı yok yani, herkes memnun, çocuklar da memnun, Türkiye'ye gitmekten zevk alıyorlar. İşte eşim olsun, çocuklar olsun, Türkiye'ye gitmekten zevk alıyorlar. Aramızdaki anlaşma da işte birbirimize ayak uyum sağlıyoruz yani. Hiç sıkıntısız devam ediyor yani. Ne mutlu. Peki Yasemin Bey, ben kamerayı size vermek istiyorum. Size bırakmak istiyorum. Buradan Türkiye'ye, Ordu'ya neler söylemek istersiniz? Belki selam yollarsınız, belki mesajınız vardır. Buyurun. Ordu'ya buradan çok büyük selamlar. Bütün akrabalarıma özellikle selamlar söylüyorum. İşte ondan sonra arkadaşlarımız, ailemize büyük büyük selamlar, saygılar dilerim. Çok teşekkürler. Efendim Yasin Tantur'la birlikteydik. Kendisiyle hem sektörü konuştuk, hem şirketi değerlendirdik, hem de biraz özel hayatını, Ordu'yu, Türkiye'yi değerlendirme fırsatı bulduk. Gurbetçi devam edecek. Müzik.
Ordu Fındığı Avrupa'da. Why Not Gurbetçi'yi sundu.